İstanbul Pendik'te 11 yaşında bir çocuk. Yaklaşık 2 hafta önce ortadan kayboldu. Babaannesi onu bulabilmek için bir dedektif gibi iş sürdü. Elde ettiği bilgiler çocuğun uyuşturucu satıcıların elinde olduğunu gösteriyordu. Canını ortaya koydu ve o evi bastı. İşte hikayenin devamı. korkmadınız mı? Gittiniz öyle Ben ölümü göz aldım. Ben ne korkacağım? Uyuşturucu oğlunu elinden almıştı. Canını ortaya koydu. Torununun da aynı sebeple ellerinin arasından kayıp gitmesine izin vermedi. Gözü kara babaanne zehir tacirlerinin evini bastı. Torununu bataklığa saplanmaktan kurtardı. Çocuğa paket veriyormuş. Elini akşam oldu mu işte mesela aşağı sokakta birine gönderiyormuş. İddiaya göre Pendik'te yaşayan üç küçük kardeşi babaları uyuşturucu suçundan cezaevine girince anneleri de terk etti. Torunlarına babaanne Aygül Duman bakmaya başladı. Ama kardeşlerin en büyüğü 11 yaşındaki abi 2 hafta önce ortadan kayboldu. Gitti ama eve gelmedi. Saat 10 oldu, 12 oldu. Bulamadık bunu biz. Aygül Duman torunu kaybolunca ilk başta emniyete gitti ve kayıp ilanı verdi. Daha sonra mahalleye geldi. Çocuklara torununun nerede olduğunu sordu. Çocuklarsa Aygül Duman'a torununun Erdal Kara'nın evinde olduğunu söyledi. Abla çocuğun burada yok dedi. Oğlum dedim vallahi buradaymış dedim. Niye bana yok diyorsun dedim. Bak ben uğraştırdım dedim. Çocuğu bana teslim et dedim. Yok abla vallahi yok dedi. Ama babaanne torununu bulmak için dedektif gibi iş sürdü. Aygül Duman eşiyle birlikte işte bu evi gizli gizli izlemeye başladı. Torununun içeride olduğunu fark edince hemen içeriye girdi ve torununu alıp hızlıca dışarıya kaçtı. Kapıyı yavaştan açtık. Yukarıya çıktık, yukarıya çıktık. Benim adam kapıya bir dekmek atmasın ne ama Çocukların hepsi de hoy hoy ayağa kalktılar. Baba anne torununu çekip aldı ama iddiaya göre o evde başka çocuklar da vardı. Ve her birine uyuşturucu sattırılıyordu. 15-16 yaşında çocuklar var onlara bile bahçelerine sokuyorlar. içirip zehirleyip salıyorlar. Biz bıktık 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 ya açıkçası. Torunum aynı madde met miymiş neymiş içmiş ondan içirmiş. Ailesini işkence yaptı. Evim hocamı yakmaya kalktı. Kara göz altına alındı. Hakkındaki tüm iddiaları reddetti. İfadesinin ardından da serbest kaldı. Bu işi zaten ben burada durmam ben beyefendi gibi hayat yaşar.